Herkese merhabalar Bitcoin Bilir kanalından selamlar arkadaşlar Bu videoda Binance Futures yani vadeli işlemlerde likidasyon hesaplamaktan ve likidasyondan Kaçınmaktan bahsedeceğiz nasıl uzak tutarız diye hemen sağ alttan Futures bölümüne geçiyoruz Bitcoin üzerinden anlatacağım arkadaşlar neydi vadeli işlemler kaldıraçlı işlemler Paramızın Birden fazla katıyla yani Birden 125'e kadar kaldıraç imkanı var Bitcoin için paramızın 125 katına kadar işlem açabiliyoruz ve düşüşlerden ve yükselişlerden de açtığımız kat kadar etkileniyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. 100 katlık bir kaldıraç kullanırsanız eğer o hareketin yüzde birlik bir hareketten siz %100 eksi ya da artı etkilenebileceğinizi unutmayın. Her i̇lk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Veri işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Ee, hemen şu sağ üstten hesap makinesine gireceğiz arkadaşlar. İngilizce'de de e, aktif olarak hizmet veriyor. Türkçe'de çalışmıyor. Mobil uygulamada bilginiz olsun. Buradan hemen liquidation price bölümüne geçiyoruz. Kaldırıcı yüksek yapalım. Diyelim ki 100 kaldıraç. E, Bitcoin'in fiyatının 20 bin dolar olduğunu düşünelim. Ve 1 Bitcoin'lik işlem açacağız. Bunun için bize gerekli olan para bu kaldıraçta 200 dolar arkadaşlar. Paramızın tamamıyla işlem açıyoruz. Bakın ne kadar yakın bir fiyatımız var. Yani Bitcoin 20.000 dolardan yaklaşık 121 dolar aşağı düşse, 19.879 küsüre gelse anında tüm parayı kaybediyoruz. 200 dolar para duman oluyor. Bunun sebebi 100 kaldıraçta olmamızdan da değil bu kadar büyük bitcoin ile işlem açabilme, açmamızdan kaynaklanıyor. Yani bizim şu an 100 kaldıraçta 200 dolar paramız var. 20 bin dolara çıkartıyoruz bakiyemizi mantıken düşünürseniz. Ve bununla da alabileceğimiz maksimum miktarı bir bitcoin e alıyoruz. Ama bunun yerine bir, birazcık düşük bitcoin alsak. Mesela diyelim bunun onda biri kadar bir bitcoin alsak ve hesap yapsak. Görmüş olduğunuz üzere yaklaşık 2000 dolar gibi aşağılara çekebiliyoruz. E hocam böyle yapınca daha az kazanıyor kazanma ihtimalimiz olmuyor mu? Onu da hesaplayacağız. Hemen yani şurada PNL bölümü var. Geçiyoruz oraya. Yine 100 kaldıraca ayarlayalım. Aslında kaldıracın bir önemi kalmıyor. Sizin açtığınız o quantity yani büyüklüğünüzün sayısınızın önemi var. Ama yine e, biz onu 100 kaldıraçta tutalım şimdilik. Enter price'ımız 20.000. Yani giriş fiyatımız 20.000'den Bitcoin'i longladık diyelim. Ve exit price'ımız da 20.200 olsun. Bir Bitcoin hesap yapalım az önceki gibi. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin 20.000 dolardan 20.200'e çıktığında 200 dolarımla 200 dolar kazanıyorum. 200 dolar gerekli diye az önce hesaplamıştık. Ama çabucak yani kaybetme riskim var. Neydi? 19.897'ye düşerse e, kaybetme riskim vardı. Bunun yerine 0.1 BTC hesaplarsak. E hocam böyle olunca 20 dolar kazanıyoruz. Evet 20 dolar kazanıyoruz. Ama e, bir daha işlem açabilme, paramızın tamamını kaybetmeme gibi opsiyonlar bize bağlı oluyor. Diğer türlü burada hesapladığımız üzere görmüş olduğunuz gibi eğer bunu bir BTC olarak burası likidasyon hesaplama tekrar bir BTC olarak açsaydım görmüş olduğunuz üzere tam 200 dolar kazanabilecektim 20.000'den 20.200 açtım ama 121 dolar aşağı sarksa bütün paramı kaybedecektim. O yüzden paranızın 5'te biriyle ile 10'da işlem açmanız sizin likidasyonunuzu her zaman korur arkadaşlar. Paranızın tamamıyla işlem açmayın. Yani orada e, hesap hesap işlem açarken şurada şunu sonuna kadar yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Paranızın tamamıyla işlem açarken yani bunu mesela çok düşük tutabilirsiniz. Bunu buralarda bakın bir BTC açtığımda daha kendimi gayet güvenli hissediyorum görmüş olduğunuz üzere. Buralarda açabilirsiniz. Elinizle de yazabilirsiniz buraya. Bir Bitcoin yazabilirsiniz. 2 Bitcoin yazabilirsiniz. Ama gidip 10 Bitcoin yazarsam Tüm paramı neredeyse riske atmış oluyorum ve likidasyonum bu sebepten dolayı yaklaşıyor. Yani size'nizi çok büyütmeniz likidasyonunuzu her zaman yakınlaştırır. Tabii ki kar oranınızı da arttırıyor. Ee, karınız çok e, saniyelik şekilde artabiliyor ama volatil bir piyasada anlık yüksek iniş ve çıkışların olduğu, siz de tabii ki long'da ya da short'ta olabilirsiniz. Bu piyasalarda paranızı çok çabuk kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde shortta mesela diyelim ki 20.000'den bitcoin shortlayalım. Yine e, 200 dolarımız olsun. Ve kuantitemiz de yine 1 olsun. Yani bir tane BTC açalım. Maksimum açamadık bile. Çünkü buna yaklaşık 220 gibi bir şey lazım. Pardon Kaldırıcı düşük tuttuğumuz için arkadaşlar 100 kaldıraç gibi düşündüm. Heh, şunu 100 kaldıraç yaparsak Evet böyle hesaplarımızda görüyorsunuz 220 dolarla bile Bitcoin'imiz yaklaşık 20 bin dolardan shortladık diyelim 20.140'a değmeden ben likidasyon alıyorum bütün paramı kaybediyorum. Onun yerine yüzde 0.1'den yaparsak görmüş olduğunuz gibi 22 binlere kadar çıkmasına Müsaade edebilirim. En azından stopumu da o aralıkta bir yere koyabilirim. Diğerinde stop bile koyamam. Belki bazen pozisyon açtığım anda likide oluyorum. Yani 200 dolar para püf diye gidiyor. Anlatmak istediğim buydu konunun başından beri. Eğer başka sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Telegramdan da yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.